Anoreksiya nervoza da kişiden kişiye farklılıklar gösteren pek çok belirti vardır. Ama hepsinde gördüğümüz en önemli belirti zayıflıktır. Bu zayıflığa bağlı, beslenme bozukluğuna bağlı olarak pek çok hormonal bozukluklar ve bedensel bozukluklar da vardır. Bunlar arasında en belli başlı olanlar genital bozukluklardır. Mesela cinsel isteksizlik, aybaşı görememek gibi vesaire, tiroid fonksiyonlarında bozukluk, kan şekeri düzeyinde bozukluklar ve bunlara bağlı bedensel belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Cilt bulguları vardır, ciltte lekeler oluşabilmektedir. Diğer taraftan bir halsizlik veya bir şey beklentisi olmasına rağmen tam tersine bir hareketlilik de olabilmektedir pek çok anoreksiya nervoza hastasında. Sanki o bitkinliklerini, sanki o halsizliklerini bir gizleme yönünde bir savunma gibi kullanmaktadırlar bu hareketliliklerini. Psikolojik olarak da aslında bu böyledir. Ne yedikleri hakkında doğru dürüst bilgi alabilirsiniz, ne yemedikleri hakkında. Her şeyi gizleme eğilimi vardır. Bazılarında kleptomani, bazılarında yalan söyleme eğilimi de çok fazladır. Hep bu gizlemeye yönelik ve durumunu yatsıma vardır. O zayıflıklarına, ciddi risk altında olmalarına, bedensel olarak ciddi şekilde hatta ölüm riski olmasına rağmen bunu bir inkar içinde olabilmektedirler. Yiyecekleri saklama, saklayıp atma, evdekilerden, çevresindeki insanlardan, arkadaşlarından zayıflığını gizleme, yediklerini gizleme eğilimi vardır. Daha çok yeme biçimlerinde de çeşit çeşit farklı farklı tutumlarla karşılaşabilirsiniz. İşte saatlerce masanın başında oturma, tabakta oynama yemekle, ağzında lokmayı dolaştırma, bazılarında kusma gibi çeşitli yeme biçimleri de görebilirsiniz. Yani hem psikolojik hem bedensel ciddi belirtilerin olduğu bir hastalıktır.